Geldik diğer aday. Ekrem İmamoğlu. Bugün sağda önemli bir siyasetçi. Yani şu anda artık aktif siyasetin içerisinde değil ama eski meclis başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti. Bakınız orada 12 Eylül darbesinin önemli isimlerinden Kenan Evren'in adı geçti. Diyorsunuz ki şimdi Kenan Evren'in adı neden geçmiş olabilir? Dinleyiniz. 31 Mart'ta biz kazanıyoruz. 31 Mart'ta sizin tahmin etmeyeceğiniz oranlarla kazanıyoruz. 1984'te ben de belediye başkan adayıydım. Bu belgeleri size veriyorum. Ne kadar hoş. İmamoğlu 31 Mart için iddialı konuştu. Ziyaret etti eski meclis başkanı Cindoruk ise 35 yıl öncesine götürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için girdiği o yarışa. O günleri gülümseyerek anlatan Hüsamettin Cindoruk bugün içinse sert konuştu. Kenan Evren diktatör olmasına rağmen seçime müdahale etmedi. Biz gayet adil, demokratik bir yarış yaptık. Bugünkü yarışın demokratik, adil olmadığını söylüyorum. Cumhurbaşkanı biz bu seçime müdahale etmiştir, yanlış yapmıştır. Seçimin sadece adaylar arasında olması lazım. Sizi onun için tebrik ediyorum. Size onun için oy vereceğim. Cindoruk'tan sonra bir durağı daha vardı. Ekmek işverenleri sendikasında ziyaret eden İmamoğlu sonra da İstiklal Caddesi'ne çıktı. Tehran. Nice to meet you. Come again, okay? Projelerinizde de yer alıyor mu İstiklal Caddesi? Olmaz mı? İstanbul'un aslında kimlik caddesi. Yani hiçbir senaryosu yok. Kendi haline bırakılmış. Turiste göre kendini modifiye eden bir sistemde. Halbuki İstiklal Caddesi'nin yani yüzyıllardır biriktirdiği bir kimliği var. Ekrem amca diyen küçük kız çocuğunu görmek için aracından indi İmamoğlu. İnce hadi gidelim biz. Millet İttifakı'nın adayı, CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'in proje tanıtım toplantısına da katıldı. Gündemi ilçenin en büyük sorunu kentsel dönüşümdü. Net vaatte bulunmak istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. O mahalledeki insanları kendi yerlerinde yaşamalarına fırsat tanıyacak bir modeli hayata geçireceğiz. Kürsüde vaadim net diyen İmamoğlu bu vaatlerin altına imza da attı. Mahalle birlikleriyle bir araya gelerek seçim sonucunu beklemeden taahhütname imzaladı. Ben size bugün siyasi propaganda yapmadım. Ben size 1 Nisan'da belediye başkanlığını kazanmış bir belediye başkanı konuşması yaptım. Hepinize teşekkür ediyorum.